الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلِلْ عُبْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي آمين بحرمة سيد المرسلين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم Muhterem müminler, Rabbimize sonsuz, sınırsız hamdü senalar olsun ki bu sene de bizleri tekrar 3 aylara ulaştırdı. Ve 3 ayların ilk kandiline ve gayet gecesine bizleri kavuşturdu. Ve inşallah rahmetine ve rızasına vesile ve vasıta olarak aramızda hayırlara, hizmetlere ve alemi İslam'ın derlenip toplanmasına, insanlığın da hidayetine inşallah önümüzdeki kandiller, güzel günler, güzel geceler vasıta olur ve inşallah uyanmamıza, toplanmamıza, birleşmemize, uzlaşmamıza ve yeryüzünde Müslümanlar olarak varlığımızı hissettirmemize İnşallah birer vesile teşkil eder. Cenab-ı Hak bu mübarek kandilleri, bu mübarek geceleri cümlemiz hakkında hayırlı ve mübarek eylesin inşallah. Böyle bir 3 ayların hülul etmesi, yani aramıza gelmesi, girmesi, teşrif etmesi elbette fevkalade müminler olarak, Müslümanlar olarak sevineceğimiz, memnun olacağımız, mutlu olacağımız bir hadise. Ancak Müslümanlar olarak şimdi dünyada, bu ortamda, bu asırda, bu şartlarda mutlu olmamıza, mes'ud olmamıza, huzur içinde olmamıza imkan ve ihtimal kalmıyor. Her akşam haber bültenlerinde, televizyon ekranlarından, gazetelerden, ajanslardan vesaire kaynaklardan bu kadar alemi İslam'ın perişanlığını, felaketlere, belalara, savaşlara, katliamlara maruz olduğunu gördükçe, duydukça, işittikçe yeryüzünde akan kanların hemen tamamının Müslüman kanı olmasını, yıkılan evlerin, yuvaların, öldürülen yavruların, çocukların, gasp edilen hakların, hep Müslümanların hakları, Müslümanların kanları olduğunu gördükçe, duydukça, işittikçe mutlu olmaya, mes'ud olmaya imkan ve ihtimal kalmıyor. Bu ortamda Müslümanların huzur içinde olması, huzur duyması, memnun olması, mutlu olması, mes'ud olması bu şartlarda mümkün değil. Ancak bunları, bu hayırlı günleri, hayırlı geceleri, bu mübarek kandilleri Müslümanlar nasıl kutlamalı, nasıl telakki etmeli, nasıl karşılamalı, nasıl ağırlamalı, nasıl uğurlamalı, işte bu konularda düşüncelerimizi, kanaatlerimizi, inançlarımızı Kur'an'ın ışığında, sünnetin aydınlığında arz etmek suretiyle bugünkü dersimizi ikmale çalışalım inşallah. Ancak her zaman olduğu gibi, her vesileyle söylediğimiz gibi, yaptığımız dersler, cuma dersleri kesinlikle bizi tatmin etmiyor. Hazırladığımız
planlı, programlı, baş tarafı, orta kısmı, son kısmı belirlenmiş, dört başı mamur bir ders yapma imkanımız olmuyor. Derse başladığımız zaman camide dersimizi, sohbetimizi başından sonuna kadar dinleyebilecek dolu bir cemaat, caminin hemen tamamı dolu bir cemaat bulamıyoruz. Demin biraz bekledim, kürsüye çıkmadan oturdum bekledim. Bu bekleyiş tıp dışına benziyor. Hani bir otobüsün şoförü, bir dolmuşun şoförü direksiyon başına oturur ama arabayı hareket ettirmez, çalıştırmaz. Niye? Niye çalıştırmıyor, niye gitmiyor bu dolmuş diye sorsanız ne olabilir? Dolmamış, boş. Nereye gitsin adam? Otobüs dolmadan, dolmuş dolmadan şoför ne halt etsin yani, nereye gitsin? Bekliyor dolsun. Biz de böyleyiz. Ve istiyoruz ki şöyle mükemmel bir ders, cuma en azından haftada bir gün olmasa cuma günleri, şöyle doyurucu, doldurucu, kalıcı, verimli, neticesi belli bir ders yapalım. Ama bu dersi asla yapmaya muvaffak olamıyoruz. Cemaat-i Müslümin bize bu fırsatı, bize bu güzelliği, bize bu imkanı, zamanı vermiyor. Hazırladığımız dersi şöyle ortaya koyup da başından bir tarlada ekin biçer gibi baştan başlayıp da ağır 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 tarlanın sonuna kadar mahsulatı biçmek gibi güzel bir fırsat, güzel bir imkan bulamıyoruz. Nereden başlayalım? Hangi konuyu? Zaman daralıyor, ezan yaklaşıyor, onu mu söyleyelim, bunu mu söyleyelim, oradan mı girelim, buradan mı girelim? Adeta bir cambazlık yapıyoruz. Vaizlik değil bizim yaptığımız, cambazlık. İstediğimiz gibi olmuyor, istediğimiz yerden başlayıp istediğimiz yerden bitiremiyoruz. Zaman yetmiyor, vakit yetmiyor, cemaat gelmiyor, vaktinde yerini almıyor, camiyi doldurmuyor, fedakarlık etmiyor, cuma günü kimse bir saatini camiye tahsis etmiyor. Hülasa sıkıntılar var, eksiklerimiz var, noksanlarımız var, maddi ve mali belalarımız var, başımızda bir takım zorlamalar var, neyse ama netice kürsüyü etkiliyor. Cuma kürsüsü kürsü olmaktan çıkıyor. Cuma günü konuşan hocalar kesinlikle laf olsun diye konuşuyor. Şöyle mükemmel bir ders yapayım diye ben gelen hoca görmedim. Ama ne yapalım işte konuşmuş olmak için. Kürsüde bir hoca varmış densin için böyle bir çıkış oluyor. Yine her şeye rağmen bunu da bir fırsat bilerek, az da olsa, zor da olsa, sıkıntılı da olsa bunu bir fırsat bilerek inşallah 3-5 kelime söylemeye çalışalım. Evet, dün akşam revaip kandiliydi. 3 aylar dediğimiz mübarek ayların habercisi, müjdecisi, işareti olarak birinci kandil aramızdan çıktı. Arkasından inşallah ikinci kandilimiz var. Miraç kandili. Ondan sonra üçüncü kandilimiz var. Beraat kandili. Ondan sonra dördüncü kandilimiz var. Leyle-i Kadir dediğimiz Kadir gecesi. 4 tane mübarek gecemiz var. Regaib gecesi, Miraç gecesi, Beraat gecesi ve bir de Kadir gecesi olmak üzere 4 büyük gecemiz var. Bu birincisi dün akşam artık müminlerin hazırlığına göre, aydınlığına göre, durumuna göre, tutumuna göre, tercihine göre ne ölçüde ihya edildi, ne ölçüde istikbal edildi, karşılandı. Onu artık herkes kendi vicdanıyla baş başa muhasebesini yapmalıdır. Ancak gerek regaib kandili, gerekse ondan sonra idrak edeceğimiz diğer mübarek kandilleri nasıl karşılamalıyız, ne yapmalıyız bugünkü ortamda? Bugünkü dediğim rastgele söylenmiş bir şey değil. Bugünkü kadar alemi İslam bütün dünyanın tecavüzüne, bütün dünyanın saldırısına bugünkü kadar maruz kalmamıştı. Adeta bütün dünya, bakın yani Birleşmiş Milletler işte bütün dünya demek. Birleşmiş Milletler hemen hemen bütün bir dünya demek değil midir? Görüyorsunuz bütün bir dünya
Müslümanların katliamına seyirci kalıyor. Bütün dünyanın kafirleri, zalimleri, kitapsızları olduğu gibi kimileri bir fiil yani fiil halinde, eylem halinde Müslümanları, bir kısmı da sessiz kalarak, bir kısmı hareketsiz kalarak ama topyekün bütün dünya Müslümanlara adeta yeryüzünde hayvanlara acıdıkları kadar, buzların arasında sıkışıp kalan balinalara, köşede bucakta, soğukta üşüyen, donan köpeklere acıdıkları kadar Müslümanlara acımıyorlar. Avrupalılar köpeklere gösterdikleri rağbetin milyonda birini vallahi Müslümanlara göstermiyorlar. Böyle bir ortamdasınız Müslümanlar. Kıldığınız namazı buna göre kılın. İçtiğiniz çorbayı buna göre için. Avrupa'yı buna göre değerlendirin. Namussuz Avrupa, şerefsiz Avrupa, katil Avrupa, kafir Avrupa, melun Avrupa. Avrupa deyince tüyleriniz diken diken olmalı. Avrupa'ya karşı şiddetle, nefretle, gönlünüzde lanet olmalı. Evinde beslediği köpeklere gösterdiği rağbetin, kıymetin, önemin milyonda birini Müslümanlara göstermiyorlar. Bunu anlamayacak mısınız? Hala bunun farkında olmayacak mısınız? İkinci bir Bosna mı lazım? İkinci bir katliam mı lazım? İkinci bir musibet mi lazım? Hala anlaşılmayacak mı? Avrupa'nın nasıl hain, nasıl gaddar, nasıl kafir, nasıl zalim, nasıl Allah ve Resulü'nün düşmanı, nasıl ehli İslam'ın düşmanı olduğunu hala anlamayacaksınız. Revaid, müminlerin rağbet edeceği şey demek, önem vereceği. Neye önem vereceğiz? Hangi gayeye, hangi davaya, hangi manaya, hangi sevdaya, neye önem vereceksin? Regaib nedir? Ragibe nedir? Ragbet nedir? Niçin böyle denmiş? Niçin böyle söylenmiş? Niçin arş-ı aladan bu hakikat tecelli etmiş? Niçin üç aylar aramıza girmiş? Ecdadımız nasıl karşılamış, nasıl yaşamış, nasıl uğurlamış, nasıl ağırlamış, nasıl bütünleşmiş, nasıl kaynaşmış? Bütün bunları müzakere etmedikçe regaib kandilinin size bir santim faydası yoktur. Üç aylar diyoruz. Nedir bu üç aylar? Allah katında ayların sayısı kaçtır? 12'dir. 12 ayın içinde Cenab-ı Hak üç ayları çok özel, çok müstesna aylar halinde sadece yeryüzünde ümmeti Muhammed'e yani Hazreti Muhammed Mustafa'ya ümmet olanlara tahsis etmiş. Başka peygamberlerin ümmetlerinde böyle bir şey yok. Çünkü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem çok müstesna bir peygamber. Öyle bir sıfat taşıyor ki o sıfat hiçbir peygambere verilmemiş. Nedir o sıfat? Rahmeten lil alemin. Var mı başka bir peygamberden? Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil alemin. Seni rahmeten lil alemin sıfatıyla gönderdim diyor Hazreti Allah. Ve mâ erselnâke illâ kâffeten linnâsi beşîren ve nezîrâ. Bu sıfat da hiçbir peygamberde yok. 124 bin peygamberin hiçbirisinde bu sıfat yok. Ve mâ erselnâke illâ kâffeten linnâs. Bütün dünyanın insanlarına. Hazreti Musa yalnız Orta Doğu'ya gelmiş peygamberdir. Yalnız Beni İsrail'e gelmiş peygamberdir. Hazreti İsa yalnız İsrail oğullarına gelmiş bir peygamber olarak rahmeten lil alemin değil, kâfeten lil nas değildir. Bunun farkında olmamız lazım. Ve bu sıfatlara çok itina göstermek lazım, çok önem vermek lazım. Ve üç ayları da bu sıfatın ışığında değerlendirmek lazım. İşte وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ sıfatının ümmeti Muhammed'e yansıması, aksetmesi üç aylar bu rahmetten bir parçadır yani. Allah-u Teala Habibine ikram ettiği alemlere rahmet sıfatından bir parça halinde üç ayları
onun ümmetlerine ikram etmiş. İstisna. Alın demiş. Kabul edin, yaşayın, özleşin, bütünleşin bu üç aylarla. Paylaşın bu üç aylarla. Birlikte olun, yaşayın, içinize alın üç ayları. Kenardan seyretmeyin üç ayları. Paylaşın, uzlaşın, bütünleşin. Bir leğende eriyen kar gibi üç aylar içinde eriyin, paylaşın demiş. Ve ecdadımız bunu başarmış. Paylaşmış üç aylarla. Üç aylar dediğimiz Recep, Şaban, Ramazan. Bakın insanlarımıza, bakın ecdadımıza, bakın tarihimize. Köylerde, kasabalarda, kazalarda, şehirlerde, kentlerde yaşayan Müslümanlara, insanlarımıza bakın tarihte, temelde, geçmişte. Hemen hemen insanlarımızın çoğunun adı Recep'tir. Hala bile şimdi Müslümanların çoğunun adı köyde, kasabada Recep ismini taşıyor mu, taşımıyor mu? Bak, üç aylarla bütünleşmişiz. Bunu adeta evimize almışız Recep'i. Yuvamızı almışız, çocuklarımızı almışız, hanemizi almışız, içimizi almışız. Üç aylar böyle yaşanır. İsim yapmışız, künye yapmışız, kimlik yapmışız. Adın ne diyorsun? Recep diyor. Adın ne diyorsun? Şaban diyor. Adın ne diyorsun? Ramazan diyor. Bakın nasıl bütünleşmişiz. Üç aylarla bütünleşmek böyle olur. Seyirci kalmamışız. Tarihimiz böyle gelişmiş. Üç aylar içimize yerleşmiş, evimize gelmiş, çoluk çocuklarımıza isim olmuş, insanımıza kimlik olmuş. Kimsin sen diyorsun? Recep'im diyor. Bak gördün mü? Ne dehşet bir şey ya Rabbi. İşte biz böyle ayakta kalmışız. 650 sene üç kıtada kalışımızın, hem de hakim olarak kalışımızın vallahi sebepleri bunlardır. Hiç bu isimlerle öyle bütünleşmişiz ki bir kısım İnsanların hangi ırktan, hangi kabileden, hangi soydan geldiği hiçbir önem arz etmemiş. İster Kürt olsun, ister Türk olsun, ister Boşnak olsun, ister Azeri olsun, kim olursa olsun, hepsi Recep, Şaban, Ramazan isimlerini paylaşmış mı, paylaşmamış mı? Bakın Boşnaklara Ramazan var, Recep var. Bakın Kürtlere Recep dolu, Recep isminde Kürt var. Ramazan isminde Kürt var. Bak nasıl paylaşmışız. Irk kavgası yapmamışız. Kürdü de Ramazan ismini almış, Türk'ü de Ramazan ismi almış, Boşnağı da Ramazan ismini almış. Nasıl paylaşmışız görüyor musunuz? Nasıl bu mübarek kelimelerin etrafında, üç ayların etrafında nasıl bütünleşmişiz? Nasıl beraber olmuşuz? Nasıl medeniyet kurmuşuz? Nasıl tarihe hükmetmişiz? Üç aylara böyle bakmak lazım. Efendim kıl 12 rekat namaz, çek şu kadar test. Ne alakası var üç aylarla bunun ya? Üç aylar bir medeniyettir. Üç aylar bir tarihtir. Üç aylar bizim milletimizi ayakta tutan en muazzam bir damardır, temeldir. Siyasetimiz olmuş üç aylar. Ticaretimiz olmuş, hayatımız olmuş. Hakimiyetimiz olmuş. Üç kıtada hayatımız olmuş. Üç ayları camilere sıkıştırıp bırakamazsınız. Üç aylar evimize girsin. Çocuklarımızın arasına girsin, beynimize girsin, şuurumuza girsin, kültürümüze, medeniyetimize hakim olsun demiş ecdadımız ve üç ayları tümüyle, tamamıyla şiirde, edebiyatta, siyasette, ticarette, diyanette, hayatta kelime kelime yaşamış üç ayları. Seneden seneye değil, her gün Recep, her gün Şaban, her gün manayı yaşamışlar, her gün temsil etmişler. Üç kıta dediğim, o zaman dünya beş kıta, kıtalar belki vardı ama tanınmıyordu. Amerika o zaman bilinmiyordu. Amerikan kıtası daha sonra keşfedildi biliyorsunuz. Yani üç kıta demek dünyanın tamamı demek o zaman. Dünyaya hakim bir ecdadımız. Düşünün, Yugoslavya'da 540 sene kalmış Osmanlı. Ecdadımız bunlar bizim. 540 sene. Ne dehşet, ne haşmet ya Rabbi. Üç kıtada hemen hemen toplam 640 sene kalan Osmanlı döneminde bahusus Kanuni Sultan Süleyman biliyorsunuz devletin başında tam 46 sene tek başına bütün dünyaya hükmetmiş.
646 yıl tek başına. Osmanlı'nın bir davası vardı. Onu siz de bileceksiniz. Neydi? Nizam-ı Alem. Öyle mi değil mi? Nizam-ı Alem davası. Alem ne demek? Dünya demek. Nizam ne demek? Nizam, nizam demek. İntizam demek, düzen demek, ahenk demek, adalet demek, terazi demek, nizam. Yeryüzünün tamamının nizamını, düzenini temin etmişler. Tarihçiler diyor ki, Kanuni Sultan Süleyman'ın zamanında, üç kıtanın tamamında hiçbir kimsenin burnunu kanamadı. Ben Müslüm ne gayrimüslim. Dünyaya nasıl adalet sağlamışlar ya Rabbi? Dünyaya nasıl hakim olmuşlar ya Rabbi? Dünyaya nasıl fazilet dağıtmışlar, nasıl insanlara hizmet etmişler ya Rabbi? Vakıflar, köprüler, çeşmeler, kervansaraylar, camiler, binalar, evler, darüşşifalar. Osmanlı nereye gittiyse eser götürmüş, köprü götürmüş, çeşme götürmüş, kervansaray götürmüş, hale götürmüş, cami götürmüş, hayat götürmüş. Nasıl inkar edebilirler? Nasıl inkar edebilirsiniz? 46 yıl tek başına yeryüzüne hakim olmak kolay mı zannediyorsunuz? Hükümet olmak kolay mı? Devlet olmak kolay mı? İktidar olmak kolay mı? Bakın bizim halimize, Cumhuriyet döneminde 1950'ye kadar biliyorsunuz tek parti, tek hükümet hükmetmiş. Öyle mi değil mi? 50'ye kadar. Zulüm, baskı, cebir. Adeta korkunç bir baskıyla dine, imana, kitaba, Kur'an'a. 50'den sonra biraz ferahlık, biraz genişlik gelmiş, hükümetler kurulmaya başlanmış, şu hükümet, bu hükümet, seçim meçim neyse. 50'den sonra biraz serbestlik başlamış, 50'den sonra seçim hükümetlerin hayatı, takvimi başlamış diyelim. 50'den 94'e kaç sene geçmiş? 44 sene geçmiş. Bu 44 sene içerisinde kaç hükümet kurulduğuna dikkat ettiniz mi? Son hükümetin sayısı kaçtır? 50. hükümet. 44 senede kaç hükümet değişmiş? 50 hükümet. Yani bir hükümet 8 ay bile kalamamış ortalama. Hani istikrar? Hani oturmuşluk? Hani adalet? 50'den 94'de 44 sene. 44 sene zarfında 50 hükümet değişmiş. Yani bir sene bile kalamamış ortalama kimse. Düşmüş çıkmış, düşmüş çıkmış, çukur gibi, çukurdan çukura, çukurdan çukura, bunalımdan bunalıma. Oturmamış, yerleşmemiş, hiçbir şey halledememişler. İşte bakın, geldi kilitlendi, işçiler ayaklanıyor, memurlar ayaklanıyor, patronlar ayaklanıyor, kadınlar ayaklanıyor, sanatçılar, serseriler, ayaklanan ayaklanana. Zemin kayıyor ayağımızın altından, adalet yok. Hiç eşitlik yok, adalet yok, ücret adaletliği yok, beslenme perişan, üretim yok, tüketim çok, altyapı yok, trafik yok, her gün 30 kişi ölüyor. Böyle memleket olur mu ya? Böyle idare olur mu, böyle sistem olur mu? Böyle bir düzen olur mu? Bu kara düzen, kara düzen bu, hiçbir şey yok. Üniversite profesörlerine soruyorlar, geçen gün bir programda hep gördünüz, ne kadar ücret, maaş alıyorsunuz diyor. 11 milyon elime geçiyor diyor profesör. İstanbul Üniversitesi rektörüne sordular mikrofondan böyle. 17 milyon alıyorum diyor. Korkunç. 11 milyon maaşlı profesör. Bu adam ilim adam olabilir mi? Hiçbir şey olamaz. 11 milyon. Hani ilim adamlarınıza, üniversitelerinize, hani hizmetiniz, hani adaletiniz, hani insanlığınız, hani terakkiiniz, hani ilerlemeniz, hani yükselmeniz? Oturduğum apartmanın, benim bulunduğum dairenin altında bir komşu köpek besliyor. İlginç bir köpek. Kulakları o kadar uzun ki yere değecek kadar. İlginç, acayip bir köpek. Nereden bulmuşsa 25 milyona da sigortalanmış götürmüş sigorta şirketine. Bir şey olmasın diye. Çalınsa parayı alacak. Ayakları o kadar kısa ki karnı yere değiyor köpeğin. Hiç bir şey neyse. Kucaklarında gezdiriyorlar, yataklarında yatırıyorlar. Görüyorum çünkü. Geçen gün bir fırsatını buldum, apartmandan çıkıyordum. O da köpeğini gezdirmiş. Günde iki saat o köpeği gezdirmezse rahat edemezmiş. Gezdirmiş, o da içeri giriyor, karşılaştık. Dedim ki komşu, merak ettiğim bir şey var dedim bu köpekle alakalı. Nedir hocam dedi.
Dedim ki bu çok ilginç bir köpek. Bunun masrafı, bunun dedim maliyeti aylık size kaça mal oluyor? Ayda buna ne kadar para gidiyor? Sordum. Dedi ki hocam bu köpeğin dedi ayda 4 tane aşısı var dedi, iğne. Götürüyor, kıçından bir iğne vurduruyor. Hastalık masalık olmasın diye. Dolayısıyla 4 tane aşı iğnesi var. Her iğne dedi 800 bin lira. Düşünün yani 3,5 milyon yalnız iğne. Ayrıca bunun dedi özel maması var, özel kuaförü var. Götürüyor, bunun berberi var. Kıpır kıpır bunu kesiyor dedi. Tırnaklarını kesiyor. Evde dedi yastıkları falan yırtmasın diye tırnaklarını pedikür menikür yaptırıyorum dedi. Yoksa olmuyormuş. Bunun dedi bakımı var, gezdirmesi var, işte eğitimi var. Toplam dedi her ay bize 11 milyona mal oluyor deyince profesör aklıma geldi. Şu memleketin haline bak. Vallahi böyle devlet olmaz. Böyle sistem olmaz Müslümanlar. Oyun oynamıyoruz biz burada. Böyle ayakta kalamazsınız. Bu ortamda olmaz. Neyin regaibini, neyin hakikatini, neyin manasını anlamadıkça, kavramadıkça, bulunduğumuz ülkeyi, bölgeyi, idareyi sorgulamadıkça nasıl Müslüman kalacaksınız? Bir üniversite profesörünün maaşı bir köpeğin masrafı kadar. Demek ki ecdadımız 3 ayları bizzat yaşamıştır. Recebiyle, Şaban'ıyla, Ramazan'ıyla adeta ülkesinde, hayatında, evinde, çocuklarıyla, yuvasında, yavrularıyla bizzat 3 ayları teneffüs etmiştir. Bizzat yaşamıştır. Yani seneden seneye Recep'e, Şaban'a şöyle bir bakıp geçmemiştir. Recep bizim içimizde, Şaban bizim evimizde, Ramazan bizim dünyamızda, gönlümüzde, gözümüzde yaşamış. Tarihimizde yaşamış. Ama zamanla cumhuriyet düzeninde bütün bu değerlerden vazgeçmeye çalışmışlar. Hepiniz biliyorsunuz. Kur'an'dan uzaklaşmaya çalışılmış. İslam'dan uzaklaşmaya çalışılmış. Hazreti Muhammed Mustafa'dan uzaklaşmaya çalışılmış. 3 aylardan uzaklaşmaya çalışılmış. Kültürümüz değiştirilmek istenmiş. Kıblemiz, yönümüz, yolumuz değiştirilmek istenmiş. Günde 5 defa yüzümüzü, yönümüzü çevirdiğimiz kıble, Beytullah, Kâbetullah inkar edilmiş. Bir misal vereyim, dünkü derslerde de söyledim. Bir şair ölmüş gitmiş, tarihe mal olmuş, Cumhuriyet tarihinde yetişmiş. Şair demek de mümkün değil ama artık o isimle zikredilmesi gerekiyor. 2 dönem milletvekilliği yapmış, aslen Erzurumlu, Cumhuriyet'in göz bebeği, sevilmiş, alkışlanmış, tanzih edilmiş, mükafatlandırılmış, muazzam kıymet verilmiş, önem verilmiş, parlamenter yapılmış, muazzam maaşlar verilmiş, müthiş bir adam. Adı Kemalettin Kamu, şair. Hanginizde ansiklopedi varsa açın bulacaksınız, geçmiş kitaplara yani. Yazdığı şiirler o zaman öğrenciler tarafından ezberlenmiş, okunmuş, koro halinde müzik yapılmış, öğrencilere cebren ezberletilmiş. O türlü şiirlerinden bir tanesinin 4 satırını okuyayım. Hala ezberimde 4 satır. Küçük satırda var. Kim isterse gösterebiliriz. Aynen şöyle söylüyor. Ne örümcek, ne yosun, ne mucize, ne aksun. Bize Çankaya yeter, Kabe Arap'ın olsun. Kabe'yi kabul etmiyor adam. Bizim en kutsal değerimiz, günde 5 defa yüzümüzü çevirdiğimiz, o istikamete tükürmekten bile haya ettiğimiz kıbleyi, Kabe'yi bakın ne diyor? Bize Çankaya yeter, Kabe Arap'ın olsun. Vallahi böyle yapmışlar. Değerlerimizi inkara kalkışmışlar. 1000 yıllık tarihimizi değiştirmek istemişler. Bizim rağbet ettiğimiz şeylere onlar lanet etmişler. Biz neye kıymet veriyorsak, Allah neye rağbet ediyorsa, Hazreti Muhammed Mustafa neye rağbet ediyorsa, onlar ondan nefret etmişler. Gençler, özellikle gençlere hitap ediyorum. Aslımızı bulmalıyız. Bu ihaneti anlamalıyız. Bu korkunç gayretin farkında olmalıyız. Aslımıza dönmeliyiz. Kitabımıza dönmeliyiz, 3 aylara dönmeliyiz, Muhammed Mustafa'ya dönmeliyiz.
Yoksa bizi çiğneyecekler. Bosna gibi, Hersek gibi. Aslımıza dönmeliyiz. Muhammedül Emin'e dönmeliyiz. Şehitlerimize dönmeliyiz. Tarihimize dönmeliyiz. Yoksa bizi çiğneyecekler Filistin gibi. Keşmir gibi, Afganistan gibi. Müslümanlar, gençler, Allah aşkına gençler, Allah aşkına gençler, Muhammed Mustafa aşkına gençler, kendinize gelin. Tarihimize dönmeliyiz, öz kültürümüze dönmeliyiz, Fatih Sultan Muhammed Han'a dönmeliyiz, özümüze dönmeliyiz, özgürlüğümüze dönmeliyiz. Onlar bizi köle yapmak istiyorlar, Avrupa'ya köle yapmak istiyorlar, Amerika'ya köle yapmak istiyorlar. İşte paramızın hali. 1960 yılında bir Avrupa Alman markı 2 liraya satın alınabiliyordu. Elimizde belgeler var. 1960 yılında 2 lira verdiniz mi bir Alman markı alabiliyordunuz. Ama bugün bir Alman markını almak için ne kadar vermeniz lazım siz söyleyin. 23 bin lira vermeniz lazım. 23 bin kat düşürmüşler biz aşağıya. Bir Amerikan dolarını almanız için 36 bin lira ödemeniz. Bir Amerikan gavurunun karşısında 36 bin defa bizi aşağıya düşürmüşler. Bu olmaz. Bundan rahatsız olmalısınız. Bundan rahatsız olmalısın ey Müslüman genç. Ey hacca gitmeye hazırlanan hacılar. Amerikan dolarıyla hacca gitmekten utanmalısın. Rahatsız olmalısın. Amerikan dolarıyla Beytullah'a gidilir mi ya? İslam'ın düşmanı onlar, Kabe'nin düşmanı onlar, Muhammed Mustafa'nın düşmanı onlar. Dolarla hacca gidiyor hacı baba. Nasıl utanmazsın? Nasıl rahatsız olmazsın? Nasıl uykuların kaçmaz? Nasıl huzursuz olmazsın? Ragaip kandili bu mu? Rağbetin dolaraysa, rağbetin markaysa, rağbetin Avrupa'ysa, rağbetin eşyaysa, sana ne ragaip gidesin ben? Sana ne ragaip gecesinden? Eline geçen parayı dolara yatırıyorsan, eline geçen parayı marka yatırmak zorunda bırakıldıysan, rahatsız olmuyor musun bu hadiselerden? Böyle yaşanır mı ya? Böyle köleler gibi aşağılarda, çukurlarda, cehennemde yaşıyorsun. Benim milletimin parası niçin yok? Benim niçin param yok? Niçin borç alırken, borç verirken kendi paramızla borç alıp veremiyorsunuz? Niçin benim paramla Beytullah'a gidemiyorsun? Niçin benim param geçmiyor? Yapmayın Müslümanlar, hacılar, külahlı kardeşlerim, satalılar, gençler. Vallahi vicdanlarımda hitap ediyorum, ızdırap duyuyorum. İnim inim ruhum inliyor, perişan oluyorum. Yaptığım vaazdan asla hoşlanmıyorum. Yaptığım vaazlardan, nasihatlardan huzur duyamıyorum. Dünya bizi oyalıyor, eşya bizi oyalıyor. Çayırda otlayan hayvan, otlara, çayırlara, çimenlere daldıkça dalar, 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 arkasından dalgınlık gelir, kurt arkasından saldırıp hayvanı yere yıkar. Müslümanlar da dünyaya daldıkça dalgın oluyorlar, düşman da o kadar azgın oluyor. Çevremizin farkında değiliz, dünyamızın farkında değiliz, yaptığımız işin farkında değiliz, ne yaptığımızı bilmiyoruz. Bir cuma günü bir saatimizi vaaz-ı nasihat dinlemek üzere camilere ayıramıyoruz. Üzerimizden gafleti kaldıramıyoruz. Eşyanın esaretinden, maddenin mahkumiyetinden kurtulamıyorsunuz. Kurtulamıyoruz. Hepimizi kastediyorum. Sabah namazına kalkamıyorsunuz. Üzerinizde 2 kilo, 3 kilo ağırlığındaki yorganı kaldırıp atamıyorsunuz. Sabah namazı için üzerinden o 3 kiloluk yorganı kaldırıp atamayanlar, bu zalim sistemi atamazsınız. Böyle gidemeyiz. Müslümanlar böyle gidemeyiz. Kur'an böyle olamayacağımızı söylüyor. İşte okuduğum İnşirah Sure-i Celilesi'nin Elem neşrah leke sadrak ayetiyle başlayan bu mukaddes surenin sonunda Feizâ feragte fansab ve ilâ rabbike fergab diyor Rabbimiz. Ey mümin, ey Müslüman, ey Muhammed Mustafa'nın şahsında, ey Muhammed Mustafa'nın ümmetleri. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Feizâ feragte
Ne zaman boş kalırsan sen sap tekrar gayret et. Vallahi bizi gayrete davet ediyor, hizmete davet ediyor ve olduğumuz yerde çakılıp kalmak değil, mutlaka bir şeyler yapmaya gayret etmeye Kur'an bizi teşvik ediyor, bizi mutlaka zorluyor. وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ Nerede olursanız olun, kiminle beraber olursanız olun ama rağbetinizi Allah'a tahsis edin. وَاِلَى رَبِّكَ Ancak ve ancak Rabbine فَرْغَبْ rağbet et. Rağbetini Allah'a tahsis edeceksin. Bütün meyli muhabbetin, ilgin, alakan, ızdırabın, her şeyin İslam için olacak. Allah yoluna, Allah davasına, Allah sevdasına ne ölçüde katıldığını, ne ölçüde ortaklaşabildiğini müzakere etmelisin bu kandil gecelerinde, bu mübarek gecelerde, bu kutsal günle gecelerde. Yoksa ne gayet gelmiş geçmiş ne oldu? Çektin biraz tesbih, kıldın biraz namaz, iş bitti mi zannediyorsun? Hayır. Bütün bir ömür ve ilâ rabbike fergab emrinin muhatabıyız. Ve ilâ rabbike fergab emrinin mükellefiyiz. Rağbetimiz işte bakın bir cuma günü, bir cuma günü şu caminin bir saat kala, vaaz-ı nasihata bir saat kala, ezan-ı Muhammediye bir saat kala şu caminin dolmaması Müslümanların neye rağbet ettiklerini, neye rağbet etmediklerini gösteriyor. Rağbet, rağbet, rağbet. Efendiler, dinine rağbet etmeyen milletler esir olmuştur. Allah'a, Allah yoluna rağbet etmeyenler gayretini, rağbetini, himmetini, hizmetini Allah yoluna vermeyen milletler esir olmuşlardır. Ecdadımızın yeryüzüne hakimiyeti rağbetlerinin Allah'a olmasından kaynaklanıyor. Nereye gitmişlerse ezanı götürmüşler, Kur'an'ı götürmüşler, İslam'ı götürmüşler, imanı götürmüşler. Üç kıtada İslam'ı yaymışlar. İşte izzeti bu, kalışı bu, manası bu, hakikati budur. Biz ne kadar Müslümanız, ne kadar evimize hakimiz, ne kadar çocuklarımıza üç ayların manasını ne ölçüde çocuklarımıza vermişiz, ne söylemişiz. Dün akşam kaç Müslüman evinde bir içtima yaptı? Kaç hane reisi dün akşam evinin halkını topladı da gelin bakayım yavrular, şöyle bir toplaşın bakayım diye özel bir ragaip toplantısı kaç kişi yaptınız? Olmaz Müslümanlar. Vallahi olmaz, böyle gidemezsiniz bir yere. Düşmanlarımız çok, bütün dünya İslam'a saldırıyor. Bütün dünya İslam'ın, Müslümanların kanlarının akışını seyrediyor. Dersin başında söyledim, yine söyleyeyim, sonradan gelenler duysun diye diyorum. Vallahi Amerika, yeminle söylüyorum. Vallahi Avrupa, besledikleri köpeklere gösterdiği ilgiyi ve alakayı dünya Müslümanlarına göstermiyor. Avrupa'nın nazarında, Avrupa'nın indinde, Avrupa'nın yanında balinalar kadar, köpekler kadar Müslümanların kıymeti yok, yok, yok. İşte Bosna, işte Hersek. Anlamıyor musunuz? Anlamayacak mısınız? Aslımıza dönmelisiniz. Budur, Avrupa'dan, Amerika'dan hiçbir şey beklememelisiniz. Bir takım kimseler basın, Türkiye'deki basın, birkaçı müstesna hemen tamamı Avrupa'ya satılıp, Avrupa'ya kiralık, yabancı işgal kuvvetleri gibi çalışıyor. Türkiye'deki basına bakın, en şiddetli düşman gibi İslam'a saldırıyor. İmam Hatip'e saldırıyor. Kur'an kursuna saldırıyor, muhabbet ustalara saldırıyor. Ne Türk basını be? Hangi Türk basından bahsediyorsunuz? Dışarıdan destekleniyorlar. Bu Türk basını dediğimiz İslam düşmanları vallahi dışarıdan besleniyor. Hortum gibi menfaat geliyor. Dışarıdan besleniyor. Al şu kadar milyar, yaz şu yazıyı diyor. Alıyor parayı, yazıyor yazıyı. Satılık kalemler, kiralık kalemler, kafir gazeteciler İslam'a saldırıyorlar. Görüyorsunuz, duyuyorsunuz her gün, her gün. Müslümanlar, kendinize gelin, ezan okundu, uzatmayacağım. Allah aşkına üç aylar yaşanmalıdır. Üç aylarla bütünleşmeliyiz. Üç ayları kendimize bir muhasebe mevsimi olarak algılamalıyız. Neredeyiz, hangi yoldayız, hangi haldeyiz, hangi istikametteyiz? Sevdiklerimiz kim, rahmetimiz kim,
bunları düşünmek, konuşmak, müzakere, toplantı, istişare mevsimi olarak telakki etmeliyiz. Üç rekat namaz, beş tesbih çekmekle kandil kutlanmaz, vallahi kutlanmaz. Allah-u Teala cümlemizi ikaz eylesin, aslımıza dönmeyi nasip eylesin, Kur'an nizamına kavuşmayı nasip eylesin. Allah-u Teala cümlemizi rızasına, rahmetine, rağbetine, cennetine nail eylesin. Geçirdiğimiz ve gayb kandilini ve önümüzde idrak edilen mübarek kandilleri alemi İslam'ın bütünleşmesine vesile eylesin. Cümlemizi ve cümle ehli imanı, ehli İslam'ı zalimlerin, kafirlerin, katillerin şerrinden emin eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.